Allah her sesi işitir. Bazı kullarını bazı zamanlar, bazı yerlerde sınamak diler. Onu gönderir. Ve hikayelerin en ibretlisi, en esrarengizi başlar. Yardım et Allah. Kaldım. Fazla bekletmedim değil mi? Yo, senin için ölene kadar beklerim. Yeter ki sen gel. ne kadar güzel bunlar böyle. Vallahi beni şımartacaksın Akın. Her buluşmamızda böyle güzel çiçekler getirirsen. Senin şu masum, nazlı nazlı gülümsemen için kırların bütün çiçeklerini sunabilirim sana. Ay, şiir mi bu? Evet, kalbimin şiiri. Oturalım mı? Yo. Buraya otur. Geç. Yo, fark etmez. Buraya da oturabilirim. Lütfen. Peki. Seni seyretmek istiyorum. O tarafta güneş var. Güneş gözlerimi almasın istedim. Veriyor musun, vermiyor musun? Son defa soruyorum. Neyi vereceğim sana? Benim sana borcum falan yok ki sana para vereyim. Git başımdan be. Son defa soruyorum. Bugün bana çok önemli bir şey söyleyecektin. Evet, söyleyeceğim. Söyle o zaman. Hadi. Ben... Hadi ama. Sana benim borcum falan yok. Ya, demek öyle. Peki, sen istedin. Sana yarına kadar mühlet. Yarın parayı getirmezsen silerim ulan seni, silerim. Tamam, şimdi söyleyeceğim. Benimle evlenir misin? Ne olur. Begüm.
Böcek mi? Böcek ya. Sokak böceği. Onu niye aldın elimden? O ne yaptı sana? Ben ne yaptım? Begüm! Şimdi neredesin? Beni görüyor musun? Bir haber ver bana. Ne olur. Ne olur. Alo, önüne baksana ya. Allah Allah. Bir bira doldursana şuna ya. Olay çıkarma, güzelce otur. Evet, güzelce oturacağım. Şöyle güzelce. Buyurun, afiyet olsun. Ve güzelce içeceğim. Ve güzelce etrafıma bakacağım. Güzelce gitarı dinleyeceğim. Güzelce masadakilere, sevgili kankalarıma selam vereceğim. Saçmalık ya. Aklına baksana, içip gelmiş işte. Karışma. Merhaba baba. Şuna bak. İyice sıyırmış abi. Ve diyeceğim ki güzelce. Allah Allah. Hepiniz öleceksiniz. Evet evet. Hepiniz öleceksiniz. Sen. Hepiniz öleceksiniz. Kaçıyorsunuz ama. Ölüm peşinizde. O güzel gözlerini canım. Süzerek gel bana. Arkana bak. Korktunuz değil mi? Korktunuz. Hepiniz korkuyorsunuz. Sizi korkaklar sizi. Sizi kaçaklar sizi.
Sorulardan kaçıyorsunuz. Ölümden kaçıyorsunuz. Hayatın ve ölümün sorularından kaçıyorsunuz. İçiyorsunuz. Sarhoş oluyorsunuz. Oynuyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Takılıyorsunuz yani. Ama ölüm var. Sorarım size. Hayat nedir? Sen kimsin? Ölüm nedir? Ben bir pisliğim. Ya siz? 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 Eray, at şunu dışarı. Ne bu her gün? Bu deliği mi dinleyeceğiz biz ya? Hah, şöyle. Atın şunu dışarı. Hadi Akın, dışarı. Bir dakika ya. Götür. Bir dakika, ben müşteriyim, içiyorum kardeşim. Yürü dedim. Bir dakika. Ya durun. Bırakın bir dakika. Bir dakika ya. Hadi Akın. Bir dakika. Tamam, ya bir şey diyeceğim. Hadi. Ya ben içiyordum ya. Bir dakika. Tamam kardeşim, hadi. Ya. Yürü. Defol, bir daha gelme buraya. Allah Allah. Hepiniz sorulardan korkuyorsunuz. Hadi sorulardan kardeşim, kaçıyorsunuz. Ya seninle mi uğraşacağız be? Hepiniz, hepiniz öleceksiniz. Öleceksiniz. O öldü. Ben yaşıyorum. Niye o? Niye? Niye? Begüm, ben sensiz nasıl yaşarım? Begüm. Begüm. Film çok güzeldi hayatım. Evet, ben çok, çok güzeldi. Begüm? Begüm? Begüm, neredesin sevgilim? Ulan manyak mısın sen? Deli mi ne? Pislik. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Ne bileyim nereden çıktı. Mahvetti gecemizi. Gidelim buradan, yürü. Hadi gidelim. Hadi. Gel. Uyandın demek. Kahve yapmıştım, ister misin? Neredeyim ben? Merak etme, hala dünyadasın. Misafirimsin. Saat kaç? 12'yi geçti, gece yarısı. Oo, epey olmuş. Geciktim. Annem babam merak eder. İç hele şunu, gidersin. Sen kimsin amca? Kim olmamı istiyorsan o. Nasıl yani? Kim olabilirim evladım? Yalnız bir ihtiyar işte. Artık kendine eziyet etme.
Uyan evladım, uyan. Ne? Hayat güzeldir. Hayat ölümü güzel gördükçe güzeldir. Kaderi unutma. Kader benim sevdiğimi aldı elimden. Kader kimleri almadı ki? Burası ölümlü kalımlı dünya. Gelimli gidimli dünya. Keşke onun yerine ben ölseydim. Niye ben değildi o? Niye? Keşke onun oturduğu yere ben otursaydım. Kurşun onu değil de beni bulsaydı. O olmayınca yanımda ben hiçim. Hiçim. Hiçlik yoktur evladım. Hiç olamazsın. O da var, sen de varsın. Var olmaktan kaçılmaz. Nasihat etsem dinler misin? Nasihat, nasihat. Niye hep nasihat ederler? Niye bütün filmlerde hep nasihat var? Niye kitaplar hep nasihat eder? Nasihat falan istemiyorum. Kıl oluyorum nasihatlara. Rahat bırak beni. Acımla yalnız bırak beni. Karışma bana, karışma. Amca? Amca neredesin? Amca? Amca? Nerede bu adam ya? Amca? Şimdi buradaydı. Amca? Ya nerede bu? Amca? Amca? Amca, amca dur! Beni bekle! Nereye gitti bu? Akın! Hey Akın! Bu saatte ne işin var burada senin? Hadi, gel götüreyim seni. Hadi. Nerede bu? Bin hadi. Bu çocuk ne yapar, nereye gider hiç merak etmiyorsun. O çocuk değil. Delikanlı adam oldu artık. Endişeleniyorum. Ya başına bir şey gelirse? Şu sıra içkiyi de çok kaçırdı o hadiseden sonra. Merak etme, merak etme. Hiçbir şey olmaz. Hiç bu kadar gecikmezdi. Kalkıp bir baksana. Ya nereye bakayım? Gelir birazdan. Of. İçimde bir sıkıntı var ya. Kalk bir bak şuna.
Cevap vermedin. Ne zamandır görmüyorum seni. Neredesin be kardeşim? Bir zamanlar hiç ayrılmazdık. Halı saha maçlarına da gelmiyorsun. O ne? Neye bakıyorsun öyle? Ne var bunda? Begüm'ün vurulduğu an görmüyor musun? Yok, görmüyorum. Yaşlı bir amcanın evinde buldum. Nasıl çekmişse çekmiş. O anın fotoğrafları hepsi. Bunlar mı? Evet. İyi ama Akın, hepsi boş kağıt. Hiçbir şey yok. Yok mu? Nasıl boş olur? İşte resimler, kör müsün? Bir şey söyleyeyim mi? Senin gördüğünü ben görmüyorum. Görmüyor musun? Vallahi boş kağıt bunlar. Nasıl görmezsin? Nasıl? Bu fotoğraf... Evine geldik. İnmeyecek misin? Ha? Olan oldu. Unut artık. Kes be! Hep senin yüzünden zaten bunlar. Çok şımarttın onu. Boş boş, serseri serseri geziyor ya o. Ya bir işe soksan. Belki kafası meşgul olurdu. Yahu kaç tane işe koydum onu. Hepsini terk edip gitti. Üniversiteyi bitirdi ama boşuna. Yine serseri oldun, yine... Oğlum! Akın! Akın! Ne oldu sana oğlum? Oğlum! Söylesene! Akın oğlum, ne oldu sana? Ne bu hal? Oğlum! Akın! Akın! Oğlum ne oldu sana? Neden böyle yapıyorsun oğlum? Akın! Oğlum! Oğlum! Akın! Ne oldu sana? Çık dışarı! Akın! Oğlum! Akın aç kapıyı! Aç oğlum kapıyı! Akın aç şu kapıyı lütfen! Akın! Akın oğlum! Akın! Aç şu kapıyı lütfen! Akın! Oğlum! Ne olur aç oğlum! Bu çocuğa bir şeyler oluyor. Bir psikiyatriste götürsek. Sanki gidiyor. Kaç defa söyledim. Dinliyor mu? Niye kalkmadı? Ya kalkıp da ne yapacak? İşe gitmiyor, güce gitmiyor. Fahri, ne olur babası olarak ilgilen onunla. Ne yapayım yani? İş buluyorum gitmiyor. Daha ne yapayım ben? Zaten benim işim başımdan aşmış. Oo, ben geç kalıyorum. Oturup bir kere konuşsan ne olur sanki? Ne konuşacağım? Konuşsam dinler mi? Denemedin ki. Serserinin teki o. Hadi Allah'a ısmarladık. Hmm.
Görüşürüz. Hayırlı işler bey. Yüzünü yıkamayacak mısın? Akın, anlatmayacak mısın bize? Neyi? Neler oluyor? Niye çalışmak istemiyorsun? Niye artık düzen vermiyorsun hayatına? Ölenle ölünmez ki. Kendine gel yavrum. Toparla artık kendini. Akın. Akın. Oğlum. Benimle niye konuşmuyorsun? Ben senin annenim. Seni takip ettim. Bu resimleri neden sadece ben görüyorum? Görmek istediğin için. Sen kimsin? Yolcu. Yolcu mu? Evet. Senelerdir, asırlardır gezerim. Bu resimleri nasıl çektin? Sevgilim nerede? Öbür taraf. Hangi taraf? Kozanın dışında. Dünya kozasını öncekiler gibi o da yırttı. Zamanı gelince sen de yırtacaksın. Hepsi yırtacak. Belki şu an, belki başka bir an. Belki ateşli cehenneme uçacaklar. Pervane gibi dönüp yanacaklar. Belki de cennetin çiçeklerine konacaklar. Koza içinde yaşanan hikaye bunun için önemlidir. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim onun koza süresi doldu. Kozadan çıkmak için kaza kurşunu da bir vesileydi sadece. Evladım, kozanda öyle bir yaşa ki kozanı yırttığında çiçeklere konasın. O ateşe düşmüşse bile kim bilir? Belki onu çiçeklere çağırabilirsin. Sen garip laflar ediyorsun. Yaşadıkların hayatın gerçeğini anlaman için birer fırsattı. Çok soru soruyorsun. Bilinçsiz sorularla aradığın cevabı boğuyorsun. Sana tavsiyem
Cevabı bulman için onu dinle. Aradığın cevap orada. Amca, nereye gidiyorsun? Yolcu yolunda gerek. Amca, nereye gidiyorsan beni de al yanına. Hazır olduğuna emin misin? Beni de al. Yoksa mahvedeceğim kendimi. Anlatamıyorum ama hissediyorum. Yıllardır aradığım cevap sende. Hissediyorum. Ne olur seninle gelmek istiyorum. Sen benimle yolculuk yapamazsın evladım. Niye? Çünkü çok soru soruyorsun. Ben de geleyim, beni de götür yanında. Beni tanımıyorsun ki. Tanımak istiyorum. Kendini bile tanımıyorsun. Tanımak istiyorum. Benimle yolculuğa sabredemezsin. Sabrederim. Sabrederim. Benim bu bunalımdan, sıkıntıdan kurtulmam için sabretmem lazım. Amca, kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum ama içimden bir ses seninle gitmemi söylüyor. Seni dinlememi söylüyor. Sanki Begüm'ün sırrı sende. Ne olur müsaade et geleyim. Peki ama bir şartım var. Ne görürsen gör asla soru sormayacaksın. Sorma. Ne olursa olsun sabredeceksin. Sabrederim. Sağ ol amca. Teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Alışkanlık işte. Bir daha sormayacağım. Nereye gidersek gidelim sesimi çıkarmayacağım. Soru sormayacaktın. Ama ne istedin arabadan? Olacak şey mi senin bu yaptığın?
Dedim sana, benimle bu yolculuğa sabredemezsin. Dön istersen, dön. Gelmek zorunda değilsin. Yok yok, devam etmek istiyorum. O zaman soru sormayacaksın. Sormam, tabii sormam. Hay Allah, lastik patlamış ya. Aa. Şu şansa bak. Baksana. Aa, şimdi de bu mu çıktı ya? Hay Allah. Niye yaptın bunu? Tamam tamam, bir daha sormayacağım. Şurada bir ev var. Orada biraz dinlenelim. Baba, baba, gelenler var. Hadi gel. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Sizleri rahatsız ettik. Sizlere yük olmak istemiyoruz. Sadece biraz dinlenip yola devam edeceğiz. Rahatsızlık mı olur? Buyurun geçin. Başım üzerinde yeriniz var. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Sofraya buyurun. Buyurun. Bir çorbamız var. Başka da bir şeyimiz yok, kusura kalmayın. Estağfurullah. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de yesenize. Ben tokum. Sağ ol. Siz buyurun. Çocuklar yesin. Onlar da biraz evvel yediler. Öyle değil mi evlatlarım? Anneleri nerede? Geçen sene gitti. Gitti mi? Nereye? Öbür tarafa. Takdiri ilahi. Başınız sağ olsun. Sağ ol oğlum. İmtihan dünyası. Hadi evlat. Daha çok yolumuz var. Çabuk karnını doyur. Ben doydum, sağ olun. O zaman kalkalım. Çorban çok güzel olmuş. Allah sofranıza bereket versin. Bitirseydiniz. Sağ olun, doyduk. Gayrı biz gidelim. Yolcu yolunda gerek. Biraz daha kalsaydınız. Evet ya, biraz kalalım. Dinleniriz hem. Gitmemiz lazım. Canım benim. Hadi yiyelim. Ne olur yapmayın. Yapmayın. Ben size dur, ne yaptım? Yapmasana. Yükmayın. Ne yapıyorsun? Ne olur. Yalvarırım size. Yapma. Yapmayın ne olur.
Yıkmayın sakın. Yalvarırım size. Dur. Yapmayın. Ne ben yapıyorsun size ya? Ne dursana. Niye yıkıyorsunuz yapma evimi? Yapma sana. Delirdin mi sen? Yıkmayın evimi ne olur. Yapmayın. Amca yapma. Yapmayın. Yıkmayın niye evimi. Niye yapıyorsun bunu? Yapmayın amca, ne olur. Amca dur. Dur yapma. Ben size delirdin ne yaptım? Mi sen? Ne kötülük ettim? Niye yıkıyorsunuz evimi? Ne yapıyorsun? Bunu niye yaptın zavallılara? Onlar aç olmalarına, bir tas çorbaya muhtaç olmalarına rağmen misafir ettiler. Tek var olan yemeklerini bize ikram ettiler. Sense evlerini başlarına yıkıyorsun. Nasıl bir adamsın sen? Niye yaptın bunu, niye? Dedim sana, benimle yolculuğa tahammül edemezsin. Soru sormayacağına söz vermiştin. Sende hiç merhamet yok mu? Dur, bekle beni. Bekle. Dur diyorum sana. Çok garip bir adamsın. Seni anlayamıyorum. Hiç anlamıyorum. Ama senin neyine de gelmek istiyorum. Vazgeç. Geri dön evladım. Sabredemezsin. Sabredeceğim. Sana son bir fırsat daha veriyorum. Bir daha soru sorarsan yolculuğumuz biter, tamam mı? Tamam. Hadi bin. Üzerimize doğru. Ya. Şımartacaksın Akın. Her buluşmamızda böyle güzel çiçekler getirirsen. Senin şu masum, nazlı nazlı gülümsemen için kırların bütün çiçeklerini sunabilirim sana. Ay şiir mi bu? Evet, kalbimin şiiri. Katil! Katil! Onu öldürdün! Onu öldürdün. Niye öldürdün onu? Ne yaptı zavallı sana? Niye? Niye yaptın bunu? Niye yaptın bunu? Katil! Katilsin! Artık yolculuğumuz bitti. Sabredemedin. Soru sormayacaktın. Üçüncü defadır sordun. Böylelikle kaybettin. Sen bana yol arkadaşı olamazsın. Ayrıca o ölmedi. Sadece sakat kalacak.
nasıl bir adamsın? Bu kadar soğukkanlı, bu kadar sakin nasıl olabiliyorsun? Nasıl? Bana anlat! Neyi? Bütün bu olanların manasını! Manası mı? Evet! Gel benimle. Araba? Araba nerede? İşin manasını öğrenmek istiyorsan gel. Şu ağacı görüyor musun? Evet, görüyorum. Gördüğünü anlat bana. Bir ağaç işte. Sen ağacı görmüyorsun. Sadece bakıyorsun ona. Onun bir çekirdekken toprak altında yaşadığı doğum sıkıntısını duysan, büyümek için verdiği mücadeleyi bilsen, onun kayalarla, toprakla, havayla olan macerasını bir bilsen çıldırırdın. Bazen görmemek nimettir evladım. Duymamak da öyle. Hayatta olup bitenleri görseydin kör olurdun. Tabiattaki bütün sesleri duysaydın sağır olurdun. Aklına gücünün yetmeyeceği yük yüklersen çöker. Kulağın gücünün üstünde ses dinlerse eğer patlar. Gözlerin dayanamayacağı bir ışığa bakarsa kör olur. Bu taş değil mi? Bu taşı görüyorsun. Evet. Gördüğün taş mı? Yoksa taşın görmekte olduğun tarafı mı? Görmekte olduğum tarafı. Taşı bütün boyutlarıyla görebiliyor musun? Arkasını, yanını, içini. Hayat da böyle. Dünyada yaşanan her hadise de böyle. İnsanoğlu her olayın ve kişinin görmekte olduğu tarafını görür. Diğer tarafları ona sırdır. Evladım, insan gördüğünü düşünür, düşündüğünü görür. Senin gördüğün ne? Sen yol boyunca olayların hep bir tarafını gördün. Gördüğünü düşündün, düşündüğünü gördün. Ve isyan ettin, itiraz ettin. Anlam veremedin. Çünkü görmedin, göremezdin. Şimdi sen bütün bu gördüklerine, yaşadıklarına anlam vermek istiyorsun. Madem ki bir süre yol arkadaşım oldun, sorduğun sorulara tek tek cevap vereceğim. Görmeni sağlayacağım. İlk sorun, dedin ki, niye arabanın lastiklerini indirdin? Niye bu kötülüğü yaptın onlara? Oysa ben hiçbirine kötülük yapmadım. Diyelim ki, lastikleri indirmedim.
Diyelim ki sana baktım ve senin istediğin gibi yaptım. Temiz hava onlara da iyi geldi. Baksana. Ay, hiç söz dinlemiyorsunuz. Allah da bu sana değil. Bırak, bırak. Ne güzel eğlendik değil mi? Evet, evet. Çok iyi oldu. Yine gelelim. Tamam, yine gelin. Hadi bakalım şimdi. Doğru arabaya. Abla, topu tut. Dikkat edin. Ben kime diyorum koşmayın diye? Hadi acele edin çocuklar. İşim var, yetişmem lazım. Tamam baba. Minim bir kuş donmuştu, pencereye konmuştu. Geç kaldım. Aman sen de hani. 40 yılda bir pikniğe gidiyoruz. Ne yapayım Aynur, söz verdim. Bir saat içinde iş yerinde olmalı. Minim bir kuş donmuştu, pencereye konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye, pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı, mini mini bir kuş donmuştu, pencereye konmuştu. Çocuklar bari siz susun. Boşver, mini mini bir kuş donmuştu. Hadi çocuklar daha canlı söyleyelim, hadi hep beraber söyleyelim. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Gelelim ikinci soruna. Hani misafir olduğumuz ev? Evet, çok yoksul bir aileydi. Çocuklar yetimdi. Açtılar. Ama buna rağmen bize evlerinin tek yemeğini ikram ettiler. Ve ben de senin ifadenle onlara teşekkür edeceğime, hatta para vereceğime gidip onların evlerini onların başına yıktım. Diyelim ki dur! Dur, yapma. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Allah Allah. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Diyelim ki senin düşündüğünü düşündüm ve yıkmaktan vazgeçtim. Ne olur? Hiç. Ama bize büyük fedakarlıkta bulunan bu iyi insana karşılık olarak bir şeyler yapmak istedim. Onlara iyilik etmek için yaptım. Çünkü... Allah Allah! Ne yaptı bu adam şimdi ya? Baba, burada bir şey var. Bakayım. Bir kese. Ne var içinde acaba? Altın! Altın! Altın!
Çünkü bizi misafir eden adamın babası zamanında ileride lazım olur diye bir torba altın saklamıştı. Ama yerini söyleyemeden ölmüştü. Ben duvarı yıkarak onlara ait altını bulmalarına vesile oldum. Böylelikle teşekkür ettim. Peki o genci niçin yaraladın? Taş misali. Sadece gördüğün tarafı görüyor ve düşünüyorsun. Ona hiç dokunmadığımı düşün. Hadi gidelim. Becerebilir mi? Güvenebilir miyiz? Meraklanmayın patron, iş tamamdır. Bir terslik olmasın? Mümkün değil. Al şunu. Nasılsın, iyisin değil mi? Hadi, göreyim seni. Hazırız patron. Engellemeseydim, birilerinin bu ülkeyi karıştırmak, fitne çıkarmak için piyonu olacaktı. Niceleri ölecekti. Hayatın bir programı var evlat. Kader. Peki niye benim sevgilim öldü? Kurşun niye ona rastladı? Yine soruyorsun.
aklının cevap veremeyeceği, anlamakta güçlük çekeceği bir soru soruyorsun. Öğrenmek istiyorum. Ne olur? Niye o? Niye sen değilsin de o? Niye şu değil de bu? Niye? Niye? Sorular, sorular. Bütün bu sorular cevabını öte tarafta bulacaktır. Ama bu alemde imtihanın sırrı dolayısıyla gizli kalacaktır, kalmalıdır. Peki, o kurşun sevgiline rastlamasaydı? Diyelim ki sevdiğin kız ölümden kıl payı kurtuldu ve evlendiniz. Tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayatlarınıza sağ olun. Sağ olun. Çocuğunuz oldu. Çok sevdiniz. Çok. Her dediğini yaptınız. Bir dediğini iki etmediniz. Onu hayatla tanıştırmadınız. Aşırı sevginizle yalnızlaştırdınız. Hayata tutunamayacak hale getirdiniz. Hiçbir şey vermediniz ona. Rehber olamadınız. Sadece bütün zihin karmaşanızı verdiniz. Geçirdi çocuğunuz. Dayanılmaz bir morfin krizi. Anneciğim bul. Seni çok seviyorum oğlum. Çok bul anneciğim. Bul. Bul. Yüzüme bak bul. Oğlum. Yüzüme bak. Bul anneciğim. Kendine gel oğlum. Olmaz. Olmaz. Bul dedim sana. Bul. Bul anneciğim. Bul. Anla beni ne bul. Olur. Yapma. Bul. Anne! 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 Anne uyan! Anneciğim! Anneciğim kalk! Allah'ım ben ne yaptım? Öldürdüm onu! Öldürdüm! Anne! Anne! Kalk! Anne! Ve Begüm yine öldü. Allah kahretsin. Hem de oğlunun elinden. Öldürdüm onu! Thank you.
O gece acı bir haber daha geldi sana. Oğlun intihar etmişti. Evladım, kötü bildiğin şeylerde iyilik olabilir. İyi bildiğin şeylerde de kötülük. Sen bilemezsin. Çünkü geleceği bilmiyorsun. Çünkü kaderi kavrayamıyorsun. Zira bu kadar ağırlığı bu insan aklı çekmez. Her şeyde hayır vardır de. Hayatla, kendinle, ölümle barış evladım. Hayatını güzelce yaşa. Mutlulukla, huzurla. Hayat bir emanettir. O emanete sahip çık. O emaneti en iyi şekilde yaşa. Bu kozayı al, ona iyi bak. Bir gün bu koza yırtılacak. O gün sen kendine geleceksin. Kendini bulacaksın evladım. Ve beni anlayacaksın. Bir an içinde nice zaman ve hayat vardır evladım. Sen bu anı iyi değerlendir. İnsanoğlu bir anda doğar, bir anda yaşar ve ölür. Amca sen... Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Kimsin sen? Hala tanımadın mı? Hala göremedin mi? Yavrum ıslanma. Nasıl geldik buraya? Hani gitmiştin? Niye geldin? Doğru, soru sormayacaktım. Tamam, bir daha soru yok. Oğlum sen ne diyorsun? Ne sorusu? Aa, yağmur da dinmiş. Hadi ben gidiyorum. Amca. Amca. Sen o değilsin değil mi? Kim? Hiç. Sağ ol amca. Hay Allah. Sağ ol. Bunu versem geç kaldığım için beni affeder misin? Begüm. Yok, vazgeçtim. Soru sormayacağım. Ben de bunu sana vermek istiyorum. Ne bu? Sen de sorma. Sadece gör. Sadece gör. Sadece duy. Düşün. Kozanın sırrını anlayacaksın. Bir başka ülkede, bir başka zamanda, bir başka görevi yerine getirmek için yoluna devam et.